Merhabalar arkadaşlar, ben Draco. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün genel olarak piyasa değerlendirmesi yapacağız aslında. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'e bakacağız. Son olarak Dogecoin'de de düzgün bir formasyon gördüğüm için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak Dogecoin'e değineceğiz. İlk olarak Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de zaten genel vade olarak bakacak olursak ilk önce biraz genel vadede bakalım, sonra biraz daha kısa vadeye ineriz. Bundan önceki videolarda değindiğim, yazılarda değindiğim durum çok da şu an değişmiş durumda değil. Piyasadaki halen olumlu hava devam etmekte zaten. Son yaptığı işte hareketler, işte 36.000'in kırılması, 42.000'in kırılması, daha yüksek tepeler yapmasıyla birlikte güzel bir yükselen trend için güzel hareketler yapmış durumdaydı. Şimdilik zaten bunu bozabilecek herhangi bir durum görünmüyor. Şu an için grafik halen olumlu bir şekilde devam etmekte. Peki Bitcoin, siz de tahmin edersiniz ki bir düzeltme yapması gerekecek yani. Düzeltme yapa yapa ilerlemesi çok daha şey olur, düzgün olacaktır. Peki bu düzeltme nereden olursa trend için daha faydalı olur. Bana kalırsa fiyatın işte 52.000, 53.000'deki bu direnç bölgesine geldikten sonra bir düzeltmeye gitmesi çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ki burada yapacağı düzeltmede de 42.000 civarına kadar olursa çok daha iyi olacağını düşünmekteyim. Sonraki durumlarda yani zaten 42.000'den sonra da tekrar 53.000 bandını aşarsa da çok daha uzun vadeli büyük hedefler verebiliriz. Şimdi biraz daha kısa vadeye inelim. Bakalım grafik bize neler gösteriyor. Böyle bir üst taraftan tepe bölgelerinden çektiğimizde bir yükselen trend olduğunu görmekteyiz. Bunu sadece takip amaçlı çektim. Burada bir şey var mı diyebilirsiniz. Yükselen kama formasyonu var mı diye sorabilirsiniz, ancak burada bir şekilsel olarak zaten yapıya baktığımızda bir yükselen kama formasyonu olmadığı ortada. Bundan dolayı buraya bir kama formasyonu diyemeyiz. Zaten işte alttaki trendi çekmeye çalışırsak da düzgün bir trend oluşmayacaktır. Şu son kısımda bir şey var mı diye, ikili tepe var mı diye biraz daha yakından bakalım. Daha doğrusu ikili tepe ihtimali var mı diye. Evet, birinci tepe, ikinci tepe hemen hemen aynı bölgeden dönmüşler. Yani grafik işte bu formasyon için şey yok. Nasıl desem, kötü bir kurallara uymayan bir bölüm yok. Ancak şöyle bir durum var. RSI'lara baktığımızda tepe bölgelerinde oluşan ikili dipler, yani hızlı bir yükselişten sonra oluşan ikili tepelerde şey oluşur. RSI uyumsuzlukları, negatif RSI uyumsuzlukları çok net bir şekilde görebiliriz. Buraya baktığımızda zaten RSI uyumsuzluğu diyebileceğimiz bir bölge bulunmamakta, ki aslında uyumsuzluk olsaydı dahi RSI'ye baktığımızda ikinci tepenin olduğu RSI bölgesi 70 bandı, RSI 70 bandının altında. RSI uyumsuzlukları genelde iki tepede veyahut işte pozitif uyumsuzluk arıyorsak da iki dip bölgesi de işte 30 ve 70'in üzerindeyse, o zaman çok daha çalışma yüzdesi çok daha fazla olmakta. Yani biz burada sadece şuradaki iki tepeye bakıp işte burada uyumsuzluk var İşte diyemeyiz, çünkü ikinci tepe gördüğünüz üzere 70 bandın, yani şuradaki mor alana girdiği için buradaki uyumsuzluk yüksek ihtimalle çalışmayacaktır. Bu da aslında RSI'nin bir trig noktasıdır. RSI'deki uyumsuzluklar genel olarak ikisinin de bu overbought, yani aşırı alım veya aşırı satış bölgesinde olması beklenir. Bundan dolayı ben buraya bir ikili tepe olarak bakmayacağım. Ki muhtemelen buradaki şeyde kırılsa bile hedeflenen ne kadar gider, orası tartışılır. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum da zaten Bitcoin'de olduğu gibi o da bir direncini zorlamakta ve uzun vadede işte Bitcoin için söylediklerimiz Ethereum için de geçerli. Onda da İşte güzel bir yükseliş trendi var. Bir önceki tepelerine geçerek daha yüksek tepeler yapmış durumda. Bundan dolayı buraya tekrar detaylı olarak
değinmeme gerek yok. Bunda da biraz daha kısa vadede. Bakalım. Burada bir işte kanal yapısına benzer bir yapı var. Neden benzer diyorum? Tamam, üstteki trendimizde işte 1, 2, 3 test bölgesi var. Oldukça güzel. Ancak alttaki trende geldiğimizde sadece 2 tane test var. Bir kanal yapısı diyebilmem için ben en azından her iki trend içinde üçer test ararım. Alttaki trendde şu an üçüncü test olmadığı için biraz daha bu spekülatif bir trend diyebiliriz. Bundan dolayı buraya direkt olarak bir kanal yapısı diyemeyeceğim. Ancak fiyatın sonraki hareketinde burada üçüncü bir testi gerçekleştirme ihtimaline karşın yine de buradaki trendi çekmiş ve şey yapmış bunu takip etmek amacıyla çekmiş bulunmaktayım. Eğer üçüncü test düzgün bir şekilde olmasa da zaten buradaki trendi kaldıracağım ve buraya kanal yapısı olarak bakmayacağım zaten. Bitcoin için zaten hemen hemen oradaki benzer bir yapı burada da geçerli. Orada ikili tepe diyemediğimiz için aynı nedenlerden dolayı buraya da ikili tepe, yani şu bölge için ikili tepe diyemem. Ve Litecoin'e geçelim. Litecoin'deki yapılar biraz daha net diğerlerine göre, ki Bitcoin ve Ethereum'da olduğu gibi aslında o da şu an direnç bölgesini zorlamakta, hatta direnç bölgesinin üzerine 60 bile diyebiliriz kendisine ve Litecoin'de aslında biraz daha düzgün diyebileceğimiz trendler bulunmakta. Bu trendler arasında fiyatın hareket ettiğini söyleyebiliriz ve şu an böyle bakacak olursak fiyat şu an 180 dolar direncinin üzerine 60 ve burada tutunmaya çalışmakta. Gelelim Dogecoin'e. Dogecoin'de aslında buradaki yapıyı muhabbet ve haber sistemimizde hazırlamış olduğum fiyat analizi yazısında orada biraz daha açıklamıştım. Burada da biraz değineyim. Buradaki formasyon trafiğin, işte daha doğrusu fiyatın alttaki destek bölgesini iki kere test ettiğini görmekteyiz. Burası birinci, burası ikinci defa test. Ancak yapısal olarak bir farklılık görmekteyiz. İlk testte bir V şeklinde hızlı bir düşüş ve hızlı bir yükseliş. İkinci testinde ise daha yayvan bir çanak yapısına benzer bir yapı görmekteyiz. Aslında bu formasyonun ismi Adam and Eve formasyonu, yani Türkçe çevirirsek Adem ile Havva formasyonu. Bu aslında bir nevi ikili dip formasyonu, yani ikili dip formasyonun bir alt başlığında değerlendirebileceğimiz bir formasyondur. Zaten buradaki neckline kırılmış durumda. Dün akşam aslında videoyu çekmiştim. Videoyu çekerken fiyat henüz şuradaki 0.30 bandındaydı. Ancak bazı sebeplerden dolayı videoyu yükleyememiştik. Ancak ve bugün, yani bu akşama kadar da fiyat ilk direncine kadar yol aldı. Yine de buradaki formasyonu size açıklamak istedim. Ki aslında ilk hedef olarak ben burayı değil daha da yukarısını, yani ilk hedef olarak aslında 0.37 dolar bölgesini bekliyorum bu formasyon için. İkinci hedef olarak da zaten 0.40 dolardaki bu direnci düzgün bir hedef olacağını düşünmekteyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese karlı işlemler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.